Merhaba. Bugün adım adım gelmekte olan yeni vergi paketini konuşacağız. Paketin taslağına dair sızıntılar var, epey ayrıntılı sızıntılar ama bu henüz bir yasa teklifine dönüşmediği için ve mecliste henüz görüşülmeye başlanmadığı için detaylarını çok fazla bilmiyoruz. Ne olacağını çok iyi bilmiyoruz ama ne olabileceği konusunda ortaya çıkmış bir tablo var. Bunu konuşacağız. Bugün vergi uzmanı Ozan Bingöle bağlanacağım. Onunla hem bu vergi konusunu hem de yeni çıkan kitabı kara para ve aklamayı konuşacağız. Ozan Bey merhaba çok teşekkür ederim bağlandığınız için. Merhabalar, iyi yayınlar efendim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi biz en çok bu 20 kata kadar artırılacağı söylenen yurt dışı çıkış harcına takıldık. Tartışma bunun üzerinden yürüdü ama bu haliyle ya da hazırlanmakta olan haliyle vergi paketinin başka pek çok yasa, vergi ile ilgili düzenleme içerdiğine dair de e, işaretler var. Öncelikle şunu sorayım. E, toplamda ne kadarlık bir gelir elde etmeyi hedefliyor bu paket? En baştan başlamak gerekirse Sızdırma konusu bile çok enteresan. Çünkü 85 milyon yurttaşın vergilendirileceği e, ve temsilsiz vergi olmaz ilkesinin olduğu bir coğrafyada biz e, bir vergi paketinin sızdırılmasını konuşuyoruz. Çünkü maalesef şeffaflık yok. Yani bu paket, bu teklif e, kamuoyuyla paylaşılıp paydaşların görüşü, vatandaşın yurttaşın düşüncesi alınmadığı için e, gizli kapılar arkasında bu işler yapıldığı için e, sızdırılma ifadesini artık kullanıyoruz maalesef. Bence acı olan tarafı bu. Sunumun daha doğrusu o sızdırılan sunumun. Arkasında maalesef rakamlar da birbirini tutmuyor. E, oraya baktığımızda bir 500 milyara yakın, 500 milyarın üzerinde bir e, tutar görüyoruz. E, bir diğer sunum dolaşıyor. Orada 226 milyar görüyoruz. Yani inanın e, biz bizde e, ne kadar olacağını ancak mecliste geldiğinde Net olarak görebileceğiz. Bu bir vergi ödeyicisi olarak bizi vergilendirecek paketten net olarak hiçbirimizin haberi yok mu? Şimdi 226 milyar liralık bir yeni gelir ihtimalinden bahsediliyor. 2024 yılında hedeflenen vergi gel gelir hedefi 7 trilyon 407 milyar. Peki o 7 trilyon 407 milyar liranın yanında aslına bakarsanız çok da önemli bir rakam gibi gözükmüyor bir yandan da bu. Yani e, büyük bir bütçe açığına ya da giderlerdeki büyük bir açığa derman olacak gibi görünmüyor. Mirgün Bey dibi delik havuz taşıma suyla dolmaz. Bakın. Yani yurt dışı çıkış harcını konuşuyoruz. Belki de o konuşulmasını istedikleri için e, geri planda oysa başka çok ciddi düzenlemeler de var. Ama en çok motokuryeler, bahşişin vergilendirilmesi, yurt dışı çıkış harcı konuşuluyor. İşte torba yasanın maalesef en tipik özelliklerinden biridir. Konuşulmasını istediğinizi kamuoyuna bu anlamda e, servis ediyorsunuz. Arkada başka önemli düzenlemeler yapıyorsunuz. E, bakın şimdi yurt dışı çıkış harcından bir örnek verelim o zaman konuşulan oysa. Şimdi yurt dışı çıkış harcında abuk subuk bir etki analiziyle bile yani gerçekten abuk subuk bir etki analiziyle 3 bin lira olması halinde 12,5 12, 12 milyar gelir hedefi var. Şimdi Mirgün Bey yurt dışı çıkış harcından 12,5 milyar gelir hedefi koyuyorsunuz. Aynı bütçeden bu yıl faiz ödenen para bunun tam 100 katı. Yani biz bu yıl faiz için 1 trilyon 254 milyar lira para ödeyeceğiz. Şimdi bu ne perriz bu ne lahana turşusu diye sormak gerekir. Yani 12 milyarın peşine düşen e, mevcut yönetim e, 1 trilyon 254 milyar faiz ödeyecek. 2.6 trilyon bütçe açığı hedefi var. Ve son yılların rekoru ilk defa son 3-4 yıl olduğu gibi bu yıl en yüksek faiz dışı açık 1.4 trilyon. Şimdi mali disiplin tamamen kaybolmuş. E, şu an gerçekten bir para ihtiyacı var ve bunun için de e, en hızlı... Çözüm bugüne kadar olduğu gibi yani yönetenler tarafından en hızlı çözüm e, maalesef havuzu dolduran vergi musluklarını e, açmak arttırmak. Ama şunu söylemek istiyorum müsaadenizle. Bakın e, yıllardır çok karmaşık ve e, fazla sıklıkla gelen bu vergi düzenlemeleri adil olmadığına inanılan vergi politikaları yurttaşta bir vergi alerjisine sebep olmuştur. Bu vergi alerjisinin en etkili tedavi yöntemi ise Adil bir vergi sistemi ve vergilerin toplum yararına harcanmasından geçer. Eğer gerçekten bir reform yapmak istiyorsa yöneticiler ilk önce yurttaşta oluşan bu vergi allersini tedavi etmeye bakmaları gerekir. Bir yandan da Adalet ve Kalkınma Partisinin yöneticileri diyorlar ki e, bu paket vatandaşa ek yük getirmeyecek. Mesela Ömer Çelik Parti sözcüsü şuraya da buraya da vergi gelecek gibisinden açıklamaların çoğu spekülatiftir diyor. AK Parti'nin Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu yıllardan beri az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın diyenler reform niteliği taşıyan yeni vergi paketine ucuz eleştiriler yöneltiyorlar diyorlar. Bir, reform niteliği var mı bunun? İki, vatandaşa ek yük gelmeyecekse bu sözünü ettiğimiz para kimin cebinden çıkacak? Burada öncelikle şunu söyleyelim. Ee, Sayın Ömer Çelik galiba... E bu taslağın ya da bu paketin e, kamuyla paylaşıldığını tamamen, bütün şeffaflıkla paylaşıldığını ve bunun üzerine yorum yaptığımızı falan zannediyor. E, gizli kapılar ardında yaptığınız paket, e, başka mecralar kanalıyla ancak kamuyla paylaşıldığı için paylaşıldığı kadarıyla yorum yapabildiğimiz için e, kendi daha hakim olabilir bu konuya doğrudur. Ancak şimdi bu vatandaşa vergi yükü getiriyor mu sorusunda karşımızda şöyle bir şey var. Eğer siz ki e, 226 milyar olarak kabul edelim buradan beklenen hedef, gelir hedefinin. E şimdi 200-300 milyar bir gelir hedefiniz varsa bunu nereden toplamayı düşünüyorsunuz? Yani bu vatandaştan değil de nereden toplamayı düşünüyorlar acaba? E tabii ki yük getirecek, yük getirmez olur mu? Yani yurt dışı çıkış harcı bugün iş adamından, öğrencisine, akademisyeninden, hacca umreye giden her yurttaşı ilgilendirmiyor mu? Bugün yapılacak düzenlemelerden bir tanesi istisnalardan vazgeçme. Örneğin bunlardan bir tanesi de kitapta kaldırılan istis geri getirilmesi. Yani siz kitapta daha birkaç yıl önce kaldırdığınız istisnayı tekrar geri getirmeyi planlıyorsunuz. E şimdi şunu sormak gerekmez mi? Şeffaf bir toplumda, şeffaf bir ülkede bu istisnalar hangi gerekçeyle konulmuştu? Şimdi hangi gerekçeyle kaldırılıyor? Yani bir yurttaş olarak ben bunu sormak istiyorum. Şimdi bu istisnalar konulurken neydi? kaldırılırken gerekçesi. E şimdi konuluş amacını, kaldırılma amacını karşılaştırma yok, bir etki analizi yok yaptım olduğu mantığıyla bir vergi paketi var önümüzde. Yani işte yemde, gübrede, KDV artacak dendi sonra çıkarıldı. Borsa kazancına vergi geliyor deyince borsa bir anda Allah bullak olunca onu erteledik dendi. Ya böyle bir vergi paketi olamaz. Geldiğimiz noktada ben size şunu söyleyeyim. Maalesef ve maalesef bütçe hakkının yok sayıldığı, Temsilsiz vergileme olmaz ilkesinin rafa kaldırıldığı, vergide optimal sınırların aşıldığı, iki yılda bir gelen vergi aflarıyla mükellefin etik dışılığa sevk edildiği ve 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 torba yasalarla mevzuatın yamalı bohçaya döndüğü bir vergi sistemi artık meşruiyetini Kaybetmiş bir vergi istemidir. Konuşacak bir şey yok burada. Peki bir de iddia var. Deniyor ki dolaylı vergileri yani tüketimden kaynaklanan vergileri azaltıp doğrudan vergileri yani gelirden alınan vergileri artırmayı hedeflediği iddia ediliyor. Buna dair herhangi bir veri var mı sızdığı kadarıyla pakette? Bir veri göremedim ben buna dair. Ee, orada bir kurumlar vergisiyle alakalı olarak aslında e, %25 olan e, oranın e, köyü ve yap işlet devletler için e, %30 olacağı olması önerildiğini görüyoruz yani onun dışında ben fazla bir şey göremedim e, bunu nasıl yapacaklar bilemiyoruz bu da öncekiler gibi umarım önceki söylemler gibi asla bir daha vergi affı gelmeyecek e, bu son vergi affı denilen her vergi affından sonra bir vergi affı daha geldi e, yıllardır vergiyi tabana yayacağız e, dediler gerçekten tabana yaydılar e, yani oysa e, bir reform istiyorlarsa bir reform yapmak e, dertleri varsa artık vergiyi tabana geliri tabana yayma aşamalarına geçmek gerekir. Sizin yaptığınız bir hesap var. Sosyal medyada paylaştığınız geçen gün. 2019 yılından bu yana kişi başına ödenen vergi oranı dolar bazında %55.4 arttı diyorsunuz. Bu ne demek bir açıklar mısınız? Ne gelmiş başımıza? <laughs> ve 2019 yılında yani yılların ortalama dolar kurunu esas alarak yaptığım hesaplamaya göre 2019 yılında kişi başına 1430 dolar vergi öderken geldiğimiz 2023 yılında kişi başına 2222 dolar vergi ödemişiz. Yani vatandaş 4 yılda dolar bazında %55.4 daha fazla vergi ödemiş. E şimdi bu yeni vergi paketini getirenlere vergi zammı yapmayı planlayanlara soruyorum şimdi. Bakın vatandaş varını yoğunu vermiş. 4 yıl öncesine göre %55.4 daha fazla dolar bazında vergi ödemiş. Yani siz bu vatandaştan daha neyini istiyorsunuz acaba? Yani daha ne vermesini istiyorsunuz bu vatandaş? Peki bu istisnalara biraz değinelim istiyorum. Şimdi bazı istisnaların kaldırılacağını biliyoruz. Bunun da gerekçesi olarak bazı mükelleflerce bunun kötüye kullanılmasını gösteriyorlar. Ne tür istisnalardan bahsediyoruz ve hani kötü kullanımının önüne geçmek yasaklamak mı? E çok güzel bir soru. Mirgün Bey bir tanesi engelli vatandaşlarımızın yararlandığı ÖTV istisnası. Bu engelli raporlarıyla alınan otomobillerde ÖTV istisnası uygulanmaktaydı. Şimdi bakın e, devlet ne için var? E, de, yani insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Bakın devlet de halk için var aynı zamanda. Şimdi siz e, en kolay yöntemi seçerseniz bir suistimal bir yanlışlık gördüğünüzde o tamamen o alanın hepsini kapatırsanız bu yasaklayıcı zihniyetten başka bir şeye varmaz bakın tekrar söylüyorum eğer bir suistimal varsa bu suistimali yakalayıp suçluları bulup e, bunun cezasını vermekle yükümlü olan devlettir bunu yapmıyorum daha kolayı var ben o zaman bundan vazgeçiyorum e, burada suçu günahı olmayan gerçekten buna dürüstçe riayet etmiş vatandaşın burada günahı ne suçu ne yani böyle bir uygulamayla böyle bir vergicilik böyle bir vergi politikası olur mu böyle kolay zahmetsiz vergicilik olur mu yani bugüne kadar zaten maliye yönetiminin böyle kolay ve zahmetsiz vergicilik yaparak sırtını da dolaylı vergilere dayamasıyla bu gelir dağılımı adaletsizliği her geçen gün daha da derinleşti zaten. Şimdi geldik e, efendim kitaptaki KDV'yi istisna etmiştik ama ondan vazgeçiyoruz deniliyor taslakta, sızan taslakta. Engelli araçlarındaki ÖTV ile ilgili e, birçok bir şey söylendi. 5 yıldan 10 yıla çıkacağı, daha sonra bunun nakit destek verileceği. Yani işte belediyelerin öncü itfaiye araçları için bunların da ÖTV'ye tabi olacağı. Yani örneğin bir belediye bunu suistimal ettiyse bunu suistimal eden belediyenin bulunup bunu suistimal eden memurun cezalandırılması gerekmez mi? Yani diğer suçu günah olmayan belediyelere de ben bunu kaldırıyorum demek ne kadar doğru, ne kadar gerçek bir politikanın yansımasıdır onu sormak gerekir. Bir de ilk gelen bilgilere göre paketin içinde beyan edilen gelirle harcama kıyaslaması yapılacağına dair bir bilgi vardı. Yani ne kadar para kazanıyorsun, ne kadar para harcıyorsun, aradaki fark nereden geliyor sorusu Mükelleflere ve vatandaşlara sorulacaktı. Şimdi bundan söz edilmez e, hale geldi. Bu aslında bir anlamda kara parayla mücadeleye de giriş değil miydi? Şöyle sadece kara para kayıt dışıyla mücadele değil. Bakın e, mevcut iktidar e, yönetime geldiğinde 1 Ocak 2003 yılında nereden bulduğun yasası yürürlükte olması gerekiyordu. Ama daha yürürlüğe girmeden 7 Ocak 2003'te 4783 sayılı kanunla Şimdiki iktidar nereden buldun yasasını kaldırdı. Hatta hatırlarsanız 2015 yılında e, Sayın Ahmet Davutoğlu meclise bir siyasi etik kanunu getirdi. E, kamuoyunda da bu şeffaf siyasetin şeffaflığıyla alakalı bir kanun olarak yansıtıldı. Kamuoyunda biz de izledik, gördük. Orada mal bildirim yönetmeliğinin değişmesi gerektiğini söyledi ki ben bunu son kitabımda da yazdım. E, bunları söyledi. Kendisi başbakanlıktan oldu. Ayrıca e, Sayın Cumhurbaşkanı şu an Sayın Cumhurbaşkanı da o zaman şöyle bir grup toplantısında ifade kullanmıştı. Yani bu kanun geçerse atayacak il ilçe başkanı bulamayız diye. Bu nedenle e, bana sorarsanız yapılabilir mi bu söylenen? E, bence de yapılamazdı. Zaten galiba gördüğümüz kadarıyla da e, çıkarıldı. E, i̇smi bile söylenmiyor, adı bile anılmıyor. Gelir tahsilatını artırmak için olsa gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı nın Gelir İdaresi Başkanlığı kısa süre önce vergi dairelerine bir yazı, bir talimat gönderdi ve vergi cezaları uzlaşma ve indirim yapılmaksızın tahsil edilsin dendi. Sonra bunun yasaya aykırı olduğu söylenince de galiba bundan geri adım atıldı. Bu mekanizma evet, evet. nasıl çalışıyor? Bir bunu bize anlatır mısınız rica etsem? Yani siz vergi mükellefisiniz, ödemediğiniz borcunuz var, bunun üzerine ceza gelmiş. Siz e, bağlı olduğunuz vergi dairesine gidip ben bunu öderim ama deyip pazarlık mı ediyorsunuz? Aslında doğru söylediniz Mevgül Bey. Aslında uzlaşma demek bir nevi pazarlık gibi. Vergi ceza ihbarnamesinden sonra sonra e, bunun iki yolu var. Bir tarihat öncesi bir de tarihat sonrası olmak üzere aslında ama... Şimdi normal olarak size bir vergi ceza ihbarnamesi geldiğinde uzlaşma talebinde bulunursanız ilgili komisyona gidersiniz. Hangi komisyona tabiyseniz o komisyona gidersiniz. O komisyonda verginin aslıyla ilgili değil ama vergi cezalarıyla ilgili bir uzlaşmada bulunmak isterseniz bir pazarlık yapılır. Genelde de bu şöyle bir teamül vardır burada bugüne kadar. Cezaların hani bir an evvel tahsilat yapılsın. Burada bir de yurttaşla devlet arasında itilaflı bir şey doğmasın diye ee, aslında cezalarda yüzde yirmiye, yüzde yirmi beşe kadar indirim yapıldığı daha önce de görülmektedir. Genelde teamül de bu yöndeydi. Yapılırdı ve uzlaşılırdı. Çoğunlukla da burada uzlaşılırdı. Çünkü vatandaş da cezanın yüzde altmışlık, kısmından kurtulmuş olurdu böylece. Vergi aslını ve kalan cezasını ödeyerek aslında e, su yoluna gidilmiş olurdu. Zaten bunun böyle şifayen kaldırılması mümkün değil. Yani ancak yasayla kaldırılabilirdi. E, zaten iki gün içerisinde de geri adım atıldı. E, yapılan açıklamada e, bu uzlaşmaların devam edeceği söylendi e, yani işte geldiğimiz noktada özensiz e, yani işin e, altı üstü düşünülmeden gideceği yeri düşünülmeden toplumsal sosyal ekonomik siyasal sonuçları düşünülmeden sadece sadece verginin gelir etkisi gözetilerek yani fiskal amacıyla hareket ediliyor e, Bu da şunu gösteriyor gerçekten e, hazinenin paraya ihtiyacı var. Sizinle yine bu konuyla aslında çok yakından bağlantılı olan bu kara para ve aklama e, isimli kitabınızı, yeni kitabınızı ve kara parayı konuşmak istiyorum. Bir Türkiye Portresi kitabın alt başlığı da. E, hemen sondan son gelişmeden başlayayım. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemeler içeren e, SPK kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi ve yasalaştı. Bu Türkiye'nin e, kara parayla mücadele konusundaki gri listeden çıkması için atması gereken son adım olarak adlandırılıyordu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından. Şimdi biz kara para konusunda artık mevzuatta üzerimize düşen her şeyi yerine getirmiş mi oluyoruz? Ve kara para aklama diye bir şey Türkiye'de sona mı eriyor bu yasanın kabulüyle birlikte? E, tabii ki sona ermiyor. Ee, sadece e, bize önerilen e, önerilerden, tavsiyelerden e, geri dönüşlerini yapıyoruz bunların. E, gri ya bu arada şunu da söylemek gerekir e, Mirgün Bey, yani mesele gri listeden çıkmak değil ki, mesele bir daha girmemek gri listeye. Yani çıkarız ve çıkacağız da zaten onda sorun yok. Ama daha önce de çıktık tekrar girdik. mesele Gri listeden çıkmak değil, mesele tekrar gri listeye girmemek. Bunun için yapısal reformlar yapmak. Ve eğer sizin böyle bir niyetiniz ve samimi bir siyasi iradeniz yoksa kara parayla mücadele mümkün değil. Yani kara parayla mücadelenin iki önemli e, unsuru var. Bir, gerçekten niyet. iki samimi ve gerçek bir siyasi irade. Bu olmadığı takdirde kara parayla mücadele etmeniz mümkün değil. Bakın Türkiye'deki kara para miktarı ya aklamaya ihtiyaç duyulan kara para miktarı bu da. Çünkü bir kısmın bir kısım kara para aklanmaya bile ihtiyaç duymuyor. Aklanmaya ihtiyaç duyulan kara para miktarı Uluslararası Suç Uyuşturucu Ofisi'nin verileriyle Türkiye için geçen yıl 60 milyar dolara yakın. Yani 60 milyar dolarlık bir paradan, bir bütçeden, bir büyüklükten bahsediyoruz. Yani gerçekten kimse kusura bakmasın ama 60 milyar doların satın alamayacağı çok az şey var bu ülkede. Şimdi sizin kitabınız kara parayla ilgili çok e, bir el kitabı niteliğinde aslına bakarsanız. Hem kara paranın ne olduğu, nasıl üretildiği, e, ülkeye nasıl girdiği, nasıl aklandığı, kimlerin bu süreçlerde mekanizmalar kurduğu, kimlerin içinde olduğunu anlatan, çok ayrıntılı anlatan bir kitap. Türkiye'de en fazla kara para üreten sektörler hangisi sizin tespitinize göre? Evet e, maalesef bu sektörleri şöyle sayabiliriz. İlk üçünü sayacak olursak birinci sırada tabii ki uyuşturucu var. İkinci sırada çok ciddi oranda son yıllarda artan yasa dışı bahis e, ve bu yasa dışı oyunlar. Üçüncü sırada da dolandırıcılık ama bu dolandırıcılığın altı sadece ismi geniş anlamda çatı ismi dolandırıcılık. Bunun içinde Forex de var. Bunun içinde kripto da var. Bunun içinde e, diğer dolandırıcılıklar da var. E, ki bunların hepsinin örneğini çok yakın zamanda da gördük. Ama maalesef e, Türkiye'de özellikle son yıllarda e, kara para elde eden ve ile ile maalesef siyasiler arasında kurumsallaşmış bir ilişki ağı görüntüsü mevcuttur. Öncelikle bu görüntüden kurtulmak gerekir. Ozan Bey şunu soracağım. Şimdi biz Kara para aklamaya çalışırken yakalanan bir takım isimlerden haberdarız. Son birkaç aydır özellikle sosyal medya evet. figürleri karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bu süreçten haberdarız. Peki kara para üretip de aklamaya çalışmadan e, yakalananlar ve paraları müsaade edilenler devlet tarafından el konulanlar da var mı bu ölçüde? Yani aklamaya çalışırsan yakalanabiliyorsun. Peki hiç aklamaya çalışmazsan ne oluyor Türkiye'de bu para? Tabii tabii ama şöyle zaten aklamaya çalışmayan kısım da çok küçük. Mesela işte yani kamuoyunda tabir edildiği ismiyle torbacı diye nitelendirilen e, işte bu işi yapanlar e, atlamaya ihtiyaç duymuyorlar. Zaten kazançları e, dışarıda harcayıp ancak e, tükettikleri için atlamaya ihtiyaç duymayan paralar, duyulmayan paralar. Ama kara para genelde kara para atlamasının üç temel unsuru vardır. Yerleştirme, ayrıştırma ve daha sonra bütünleştirme aşamaları. Şimdi kara para dediğimiz şeyin öncelikle bir öncül suça ihtiyacı vardır. Yani Kitapta da yazdığımız gibi bu e, masakında 33 başlıkta tanımladığı suç grupları suçlar vardır. Bu öncü suç olur. Bu suçtan elde edilen para mal varlığı, suçtan elde edilen mal varlığı değerine biz kara para deriz. Bu kara paranın aklanması diğer bir aşamadır aslında. O yüzden e, buradaki bizim söylediğimiz kara para aklama tutarındaki o 60 milyarlık tutar aslında aklanmaya ihtiyacı olan ve genellikle nakit formunda olup suçun olduğu yerden uzaklaştırılan. Ee, bu nedenle aklamaya ihtiyaç duyulan paranın büyüklüğüdür. E Bir kısım aklanmaya ihtiyaç duymuyor ama burada son dönemde gördüğümüz çok enteresan bir durum var Mirgün Bey. Mesela birkaç yıl önce yapılan bataklık operasyonunda bir hafta Türkiye bu operasyonu konuştu. Dönemin İçişleri Bakanı operasyonun büyüklüğünü anlattı. Ee, ama bundan birkaç hafta önce karar verildi. Neredeyse tutuklu dahi kalmadı ve oradaki kararda e, e, gerekçeli kararda şöyle bir ifade var. E, ...kaynağı belli olmayan her parayı biz kara para diye nitelendiremeyiz diye bir karar var. Yani mal varlıkları da iade edilecek bunlar. E şimdi siz sadece e, bunun mali istihbarat biriminin e, bu anlamda çalışması yetmez Mirgün Bey. Bu bütüncül bir iştir. Mali istihbarat birimi iddianamenin sağlam olması, e, iddianamenin doğru anlaşılması... ...cezaların doğru verilmesi, malların müsaade edilmesi... Yani biz mesela star grubunun üyesiyiz. Yani star grubu yurt dışındaki mal varlıklarını da geri alabilmemiz için kurulmuş bir grup aslında. E onun da üyesiyiz biz e, Mürgün Bey. Yani bu müsaade işi sadece Türkiye için de geçerli. değil. Yurt dışına taşınmış bu kara para, aklanmış bir para var ve bu gerçekten somut delillerle ortaya konulduğunda müsaade işlemi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da yapılabilir. E, ama görüyoruz ki bir birkaç yıl önce yapılan operasyonda bugün tutuklu dahi kalmıyor ve para müsaade kısmı ortadan kalkmış oluyor. O yüzden e, ben yine söylemek istiyorum. Siz gerçekten kara parayla mücadele etmek istiyorsanız öncelikle gerçekten samimi bir niyet ve gerçekten samimi bir siyasi irade gerekir. Az önce verdiğiniz örnek çok çarpıcıydı. Bunun üzerine çok konuşulmuştu. Dönemin İçişleri Bakanı işte Türkiye'nin en büyük operasyonu diye bunu duyurmuştu. Sonunda söylediğiniz gibi e, herkes beraat etti ve ortadaki para da ee, sahiplerine iade edildi. Yani bunun bir şaibeli para olduğu kaynağı belli olmayan bir para olduğu belli. Başka bir ülkede olsa e, öncül suçla bağlantı kurulamasa bile bu paranın kaynağının açıklanması e, açıklanamıyorsa da e, devlet tarafından müsaade edilmesi beklenir mi? Var mı bunun uygulamaları? E şimdi zaten başka ülkelerde nakit işlem bildirimleri var Mirgün Bey. Mesela siz Örnek veriyorum işte Almanya'da 12.500 euro üzerinde bir para transferinizde direkt e, Almanya'nın mali istihbarat birimine düşer. Kanada'da filtrağın üstüne e, önüne düşer. ABD'de Finse'nin önüne düşer. Yani ABD'de 10.000 dolar ve üzerinde bir işlem yapmanız halinde e, mali istihbarat biriminin önüne otomatik olarak düşersiniz. Hatta ben kitapta da söylüyorum bu Smurfing dediğimiz şirinler yönteminin, kullanılması Türkiye için geçerli değil. Türkiye'de nakit işlem bildirimi yok. Ancak işte biraz önce verdiğim örneklerdeki yurt dışında kullanılabilecek bir örnek. Ama dönüp baktığımızda bakın son dönemde yapılan operasyonlardaki işte fenomen operasyonlarından bir tanesinde şöyle bir ifade geçiyor. Yani babasına 27 milyon lira 27 milyon lirayı babasına harçlık diye yatıran bir vatandaş var. Şimdi dönüp bakıyorsunuz acaba o bankadaki uyum görevlisi buradan şüpheli işlem bildirimi bildirmiş mi? Yani bu şüpheli işlem bildirimi masaka gitmiş mi? E yani biz dönüp bakalım başka bir operasyonda seçil erzan vakasına baktığımızda yani seçil erzan zaten bir bankanın müdürü. Yani bu banka müdürünü oradaki uyum görevlisi müdürünü mü şüpheli işlem bildirimi olarak gönderecek? Yani biz ciğeri kediye emanet etmişiz kümesin anahtarını tilkiye vermişiz Mirgün Bey. Bakın kara para aklamayla verdiğim kitaptaki örneklerden bazılarında kara para aklayıcılarının Türkiye'de bakın Türkiye'de kara para aklayıcılarının Türkiye'de döviz büroları var. Kargoları var. Kuyumcuları var. Varlık yönetim şirketleri var. Mirgün Bey. Yani dediğim gibi biz ciğeri kediye emanet etmişiz, kümesin anahtarını da tilkiye vermişiz. Siz böyle kara parayla mücadele edebilir misiniz? Yani bu döviz bürosu açılırken kimse gidip sormadı mı? Yetki belgesi alınırken sormadı mı kimse? Siz kimsiniz? Kimler kuruyor burayı? Nasıl kuracaksınız? Hiç sorulmamış demek ki yani. Ya da dediğim gibi maalesef kara para elde edenlerle atlayanlar arasında son dönemde özellikle ee, siyasiler, kara para elde eden aklayanlar ve siyasiler arasında son dönemde kurumsallaşmış bir ilişki ağı görüntüsü mevcuttur. İşte bu görüntünün yok edilmesi gerekir. Siz kitabınızda sofistiki aklama yöntemlerinden ve profesyonel aklayıcılardan, çamaşırhanelerden bahsediyorsunuz. Ee, evet. Bunlar nedir ve bu mekanizmaların kurulması sözünü ettiğiniz işbirlikleriyle mi ancak mümkün oluyor? Ee, şimdi bir kere şunu söyleyelim Birgün Bey. Bir e, kara para aklayıcısının aklama yöntemi hayal gücüyle sınırlıdır. Yani siz biz ne yazarsak, ne söylersek söyleyelim. Gerçekten karşıdakinin hayal gücüyle sınırlıdır. Siz o zaman yani bir mali istihbarat birimiyseniz siz de suçlu gibi düşünmek zorundasınız. Onun gibi hareket etmek zorundasınız. Ancak öyle takip edebilirsiniz. Yoksa hep geriden gelirsiniz. E bakın orada birçok yöntem var. Yani bir tanesini söyleyeyim mesela. Düğün takısı olarak e, sünnet takısı, düğün takısı olarak bankaya yatırırken bu açıklamalarla yatırmak bunların dışında bu vazalı sözleşmeler yapıp yurt dışından yüksek e, tazminatlı cezai şartlar olan sözleşmeler sonucunda e, bu e, cezai şartlar sonucunda parayı Türkiye'ye getirebilmek gibi o kadar çok örneği var ki bunun e, ama dönüp baktığımızda tekrar tekrar söylüyorum yani özellikle son dönemde yasa dışı bahis ve yasa, yasa dışı bu e, kumar oyunlarının e, ulaşılabilir olması yani çok ulaşılabilir. Yaşı 9-10'a kadar düşmüş durumda Mirgün Bey. Yani bakın e, cep telefonundan çok rahatlıkla girilebiliyor, oynanabiliyor. Ve siz sosyal medyada şöyle ilanlara denk gelebilirsiniz. Hepimiz denk geliyoruz. Ben örnek olsun diye kitaba da koydum. E, i̇şte banka hesabınız kiralanır. E, banka hesabınızı kiralamak isterseniz bize ulaşın. Yani fütursuzca her yerde böyle ilanlar var. Bakın bir banka hesabının bir başkasına kiralanması, bir başka tarafından kullandırılması... 6 aydan 1 yıla kadar masak kapsamında e, hapis cezasını gerektiren bir suçtur. Yani gençlerimiz kriminal hale getiriliyor. Atanamamış, iş bulamamış, geçinemeyen maalesef ve maalesef bu yollara tevessül etmek durumunda kalan gençlerimiz suça bulaştırılıyor. Bu hesapların kriminal... nasıl kullanıldığını da suça alet edildiğini de anlatır mısınız? Şöyle kullanılıyor. Siz diyelim bir uygulamadan e, yasa dışı bahis e, sitesine girdiniz. Ama oynamanız için para yatırmanız gerekiyor. O siteyle WhatsApp üzerinden e, ya da başka bu tarz uygulamalar üzerinden e, e, iletişim kuruyorsunuz. Size bir hesap numarası veriliyor. Ama o hesap numarası asla kendilerinin değil. Bu kiraladıkları, dışarıdan buldukları hesaplar. Orada toplanan paraları da yine bankamatikçileri var. Çalıştırdıkları bankamatikçiler var. E, bu bankamatikçiler vasıtasıyla çekip kendileri... Bunların mahalle sorumluları var, bunların ilçe sorumluları var, bölge sorumluları var, il sorumluları var, Mürgün Bey. Yani çok ciddi bir organizasyondan bahsediyoruz. Ama olan bu ülkenin gerçekten bu işe tevessül etmiş. Artık çalışarak emeğinin karşılığında bir ev ya da bir araba alma hayali kalmamış insanların belki bir umut buradan kazanırım diyerek bulaştığı, bir kısmının da hesabını kiraya verdiği ve kimsenin de Hiçbir şey kazanmadığı, kazanamayacağı bir sistem, bir organizasyon maalesef. Masak'ın ismini çok duyuyoruz mali suçlarla e, suçlar araştırma e, kurulu başkanlığını e, hep onun raporlarıyla şekilleniyor davalar İşte örneğin sosyal medya fenomenlerinin davalarında olduğu gibi ba ba başka büyük davalarda. Masak iş yükü e, ağırlığı altında ezilen bir kurul mu? Evet. Çok doğru. Bakın bir örnek vereyim. 2023 yılı faaliyet raporunda Masaka 601.555 şüpheli işlem bildirimi gitmiş. 601.555 şüpheli işlem bildiriminden açılan inceleme dosya sayısı 16. Bu yani personel yetersizliğinden mi kaynaklanıyor? Şimdi bunun birkaç sebebi var. Bir, e, şüpheli işlem bildirimi ne kadar e, yani subjektif bir iş Mirgün Bey şüpheli işlem bildirimi bakıyor, yolluyor. Banka sırf şüpheli işlem bildirimi yollamak için yolluyor. Bir ara e, kripto para e, kripto borsalarına e, yükümlülük getirdiler. E, ya siz neden yollamıyorsunuz dediler. Onlar patır patır yollamaya başladı. Ee, gerçekten subjektif olduğu için gerçekten birçoğunun e, şüpheli işlemi var mı yok mu tartışılır bunun yanında masak tarafında da nitelikli personel kalmadı bakın bunların hepsini masak uzmanlığı vardı eskiden masak uzmanlarının hepsini Mirgün Bey Hazine Maliye Bakanlığı uzmanlığı çatısı altında toplayınca orada yetişmiş personelin birçoğu bıraktı özel sektöre geçti şu an masakta gerçekten yetişmiş insan kaynağı sıkıntısı var bunu ben söylemiyorum masakın kendi faaliyet raporu söylüyor bu arada çok enteresan iki veriden bahsedeyim. Masak'ın personel sayısı 362. Bunun 111 tanesi geçici görevli. Masak başkanlarının son 16 yılda çalışma süresi 2 yıl 3 ay. Mirgün Bey bir Masak başkanının Egmont ve FATF'i zaten öğrenmesi, kavraması, anlaması zaten 2 yıl. Yani siz 2 yıl 3 ayda Masak başkanlığı değiştirerek e, mali suçlarla mücadele edemezsiniz. İkincisi Masak'ta bilgi işlem personeli 2019 yılına kadar 2 kişiydi ondan sonra sıfır yani masak da masak gibi bir kurumda bilgi işlem personeli yok Mürgün Bey evet sürekli veriyle çalışan çalışması gereken bir kuruldan bahsediyoruz yani rütükte bile yüzlerce ya, kişi iliş çalışıyor edilmiş. yani halk tabiriyle <laughs> halk tabiriyle masak idis edilmiş çalışmasın diye her şey yapılmış. Rütük'te bile yani yüzlerce uzman çalışıyor, kanalları ve yayınları izleyen kişilerin sayısı yüzlerle ifade ediliyor. MASAK gibi kritik bir öneme sahip kurulda bu kadar az kişinin çalışması hakikaten kolay kolay açıklanamaz. Peki MASAK'ın ele aldığı dosyalarda hükümet tarafından elinin tutulduğu ya da işte çıktıların manipüle edildiğine dair işaretler var mı? Ben görmedim. Üzerlerine düşeni yapmaya başladıkları anda yapabiliyor mu uzmanlar? İşte sorun orada zaten. Bakın 601.555 şüpheli işlem bildiriminden açılan dosya sayısı 16 Mirgün Bey. 601.000 şüpheli işlem bildirimi açılan dosya sayısı 16. Belki dosya dahi açılamıyor. Yani biz ancak onu görebiliyoruz. Onun dışındakilerini göremediğimiz için bir yorum yapmak bu anlamda doğru değil. Ama elimizdeki veriler bu anlamda sakın özellikle yani e, personel istihdamı, personel e, yönetimi, e, nitelikli personelin e, az olma az oluşu, 360 personelin 111'inin geçici görevle gelmesi gibi unsurlar, masak başkanlarının sıklıkla değiştirilmesi gibi unsurları düşündüğümüzde o zaman masakın çalışmaması için her şeyin yapıldığını anlıyoruz. Evet. Şimdi tam da bu konuyla bağlantılı sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülürken CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'de yakalanan uluslararası suç örgütü liderlerinin listesini açmış. Listenin uzunluğu 20 buçuk metre. Görüyorsunuz, tuvalet kağıdı gibi böyle kürsünün önünden sıralanmış. Şimdi bunların hepsi aslında kara parası ile gelen ve Türkiye'ye hem sığınma almak için hem de paralarını güvende tutmak için bir bölümü gelen isimler öyleydi mi? Yani biz işte Timur Soykan'ın kitabında da Murat'ın Ağrel'in kitabında da buna dair çok vakalar okuduk. Fikirlerini takip ettikleri çok sayıda vakayı haberleştirdi meslektaşlarımız. Sevgili Murat'ın kitabı da sevgili Timur'un kitabı da bu alana çok katkı sundu. Onların da emeklerine de sağlık. Ben konuyla ilgili tek bir örnek vermek istiyorum. Nasıl ki İngiltere'nin çöpü bize geliyorsa Samir Gün Bey, dünyanın kara parası da son 20 yıldır Türkiye'ye akıyor. Çünkü kara para atlamada elverişli bir toprak var burada. Bu elverişli toprak herkesi cezbediyor. O yüzden İngiltere'nin çöpü nasıl gelip bizde geri dönüşüyorsa dünyanın kara parası da gelip bizde geri dönüşüp atlanıp gidiyor maalesef. Evet ve görüyoruz ki açıkça yani vergi sistemiyle ee, kara paranın bir ülkeyi e, liman olarak görmesi arasında çok yakın bağlantı var. Özellikle Türkiye gibi krize giren ve sıcak paraya acilen ihtiyacı olan ülkelerin bazen bu duruma göz yumabildiği anlaşılıyor. Gri listeden çıkış için atılması gereken adımları en azından kağıt üstünde atmak, bir takım operasyonları başlatmak bir yandan da aslında Türkiye'nin bir imajını tekrar toparlamaya çalıştığını gösteriyor Biz öyle diyeyim yeni İçişleri Bakanı'nın döneminde. Her gün mutlaka bir operasyon yapılıyor. Bunların birçoğunda yine e, hem suç örgütleri e, doğal olarak bu suçların birçoğu zaten kara parayla ilişkili. Çünkü organize suç örgütleri için para kan gibidir Mirgün Bey. Yani o olmadan yaşayamazlar, ayakta kalamazlar. O yüzden siz de bununla mücadele etmek istiyorsanız siz de en az onlar kadar organize olmak zorundasınız. Yani son dönemde her gün bir operasyon görüyoruz. Hatta e, benim dikkatimi çeken başka bir şey var. Operasyonlarda eskiden siz de yılların gazetecisi olarak mutlaka hatırlarsınız. İşte cephane yakalanırdı, mermi, silah, tüfek. Şimdi operasyonların birçoğunda dizüstü bilgisayar, işte efendim flash bellek, soğuk cüzdan yakalanıyor. Bu da aslında geldiğimiz durumun organize suç örgütlerinin de nasıl evrildiğini, geldiğimiz durumunda ne hale geldiğini gösteren en net göstergelerden birisidir. Ozan Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınızı anlattığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Saygılar, selamlar.